Şimdi gene beraberiz. Artık kaçıncı yıl beraberimiz bilmiyorum ama herhalde 10 senedir çok sık sık bir araya geldik. Şimdi aklıma ilk bu dansmanlar geldi. İlk bu büyük projeleri yapıldığında onun bina yapmakla değil ve bunun tanıtımı, anlatımının lazım olduğu gerçeğinden tanıştık ve sizlerle bunları paylaşmaya başladık. Şimdi o günden bugüne ne değişti dediğimiz vakit valla en azından ben kendi adıma bir 10 yıl yaşlandım. Yani o var o zaten günler acımasızlığını gösteriyor. Ama sektör adına baktığınız vakit sektörün geldiği yer dünya standartlarının seviyesinin çok çok üstünde. Yani 2004'ü baz aldığımız vakit 2004'ten bu yana konut sektörü ülkemizde çok büyük mesafeler kaydetti. Gerek konsept olarak, gerek yaşam biçim olarak, gerek fonksiyon ve fiyatlandırma olarak çok enteresan bir noktaya geldik. Bugün artık dünyaya bunu pazarlar haline geldik. Bugün Afrika ülkelerinde büyük talepler var bu projelerden yapmamız için. Bundan 2008 yıllarında da talepler geliyordu. Hatta Ürdün'den bize büyük bir talep geldi. Sonra onların ekonomik durumları, siyasi durumlarında bir takım sıkıntılar olduğunda bu buraları projelerden vazgeçtiler. Ama artık yani ülkemizde bu marka oldu bir şey ama. Şimdi tabii bizde de bir büyük bir yarış var. Yani bugün konut yapan müteahhitler, yapı müteahhitleri her projelerini farklılaştırmak adına bir takım yenilikler, bir takım avantajlar sağlamak istiyorlar. Sağlıyorlar da. Tabii en büyük burada faktörlerden biri de fiyatlandırma, pazarlama. O da orada da geldiğimiz noktaya bakarsak işte geçtiğimiz süre zarfında 1.47 civarındaydı konut, bireysel konut faiz oranları. İşte bu birileri hatta birileri çok altlarına düştü. İşte 24 ay, 48 ay gibi vadelerde 60 aylar derken bugün 240 ayı konuşuyoruz. Tabii bu vadelendirme, fiyat faiz oranlarının hepsinin ayrı bir hususiyeti var. Yani bugün bir şeydir, markettir bu. Herkesin kendine göre bir ödeme gücü, ihtiyacı ona göre tespit ediyor ve ona göre satın alıyor. Şimdi 240 ay vadeyi de kullanan olabilir, peşinde alan olabilir. Yani çok çeşitli bir fiyatlanan sektör haline geldi. Bu da sektörün sıhhatli biçimde ilerlediğini gösteriyor. Şimdi peki biz nereden nereye geldik teknik yapı olarak dediğimiz vakit birçoğumuzun malumudur. İşte Apikot projesiyle bu büyük çaplı Bağdat Caddesi'nin civarının dışında bir bölgede butik bir proje başladıydık ve bu AP'tı. İlk AP serisi buradan başladı. AP isminde Apikot dedik. Sonra bu AP serilerini biz Soğanlı'a, Kartal'a taşıdık. Orada AP Dinistler, AP Life'lar, AP Rice'lar oldu. Başka seriler de vardı. Ama hani bir marka vardır. Yani arabalarda işte 56 Chevrolet vardır. Chevrolet'in 56 modeli hala efsanedir. Mustang'in 65 modeli efsanedir. Şimdi demek ki teknik yapının da AP serisi efsane. Çünkü hakikaten AP'ın yeri bir başka, bizde de başka, tüketicide de başka. Biz de şimdi Fikirtepe'ye 6. seneden beri bir emek sarf ediyoruz. Bu 3. proje ve 3. projenin lokasyonu da yer olarak Fikirtepe'nin en tepe noktası, en yüksek noktası. Burası dedik AP'ı hak ediyor. Ve Upland bunun ismini koyduk. Upland Kadıköy olarak. İsmi böyle doğdu. Fikirtepe artık hem
bizlerin dile getirdiği, basında zaman zaman yer alan bir bölge, Fikirtepe popüler oldu. Yurdumuzda kentsel dönüşüm dediğimiz vakit ilk akla gelen Fikirtepe oluyor. Problem derseniz gene Fikirtepe akla geliyor ama artık günümüzde çözüm dediğimiz vakitte Fikirtepe geliyor. Çünkü problemin, böyle büyük problemlerin çözülebildiği bir yer de Fikirtepe oldu. Çünkü insanımız netice itibariyle burada birlikte yaşamaya alışmış her yörede sonunda da ortak bir çözümü bulmak mecburiyetindeydiler ve bulundular. Geldiğimiz nokta artık Fikirtepe, Bağdat Caddesi'ndeki kiraları aşağıya çeken, ticareti kendine çeken, yaşam bölgesi olarak diğer bölgelerden nüfus çeken ve en cazip neresi dendiği vakit, prim yapan bölge neresi dediğiniz vakit Fikirtepe diyebileceğiniz bir bölge. Çünkü biz ilk Fikirtepe'den bahsettiğimiz vakit Fikirtepe'nin milattan önce 4000 yıl önce başladan Karkedon'un kurulduğu yer diyerek Osmanlı zamanında paşaların avlak yeri olduğunu, 50'li yıllardan sonra da gece konulaşmış bir bölge olduğunu anlatmakla başlıyorduk. Ancak bugün gördüğünüz gibi Fikirtepe'de yükselen, hepsi birbirinden daha fonksiyonlu, daha albenili projelerin bittiğini görüyorsunuz. Ve bu da önümüzdeki 2 yıl içinde de bütün Fikirtepe'nin biteceğinin işareti diyoruz. Bakanlık da zaten o doğrultuda bir karar içinde. Ve Fikirtepe'nin algısını da hep beraber artık o layık olduğu yere oturtmaya başladık. Çünkü 40 metreden başlayan 70 metreye kadar varan geniş yolları, bulvarları, alışveriş bölgeleri ve %40 olan donatı alanları Fikirtepe'de var. 1 milyon 300 bin metrekare olan bir dönüşüm alanı ülkemizde başka bir yerde yok. Yani bu bölgeler varsa bile parça parça var. Aralarında bir takım yapı parçaları kalıyor. Ancak Fikirtepe'de 1 milyon 300 bin metrekare tamamı dönüşüyor. Yani yepyeni bir şehir doğuyor. Ama bu şehir nerede doğuyor? İstanbul'un göbeğinde doğuyor. En büyük fark o. Şimdi 2004'te başlayan konut seferberliğinde bir takım bölgelerde yeni projeler yapıldı, yeni siteler yapıldı. Bunlara da çok büyük talep gösterildi ve gidildi. Ama merkezde böyle bir bölge yoktu. Bu kadar büyük bir proje yoktu. En yakını Ataşehir'di. Ataşehir'de zaten dışarıda bir bölgeydi. Sonra gelişe gelişe merkeze doğru yaklaşmış oldu. Ancak Fikirtepe merkezin ta kendisi. Şimdi biz Kadıköy projesinde merkezin tam 10 nokta dediğimiz, hani Google'da bakıyoruz işte bir yere aradığımız vakit bir tane iğne çıkıyor. Yani iğnenin o bulunduğu yer diye öyle görüyoruz. Öyle bir proje. Projenin özelliklerini Umut Bey anlatacaktır. Ben genel olarak bir projeyle ilgili algıyı canlandırmaya çalıştım. Bunun dışında pazarlama ile ilgili tabii ki bu ilk projelerin çıktığı yıllardaki gibi altına hücum gibi konuta hücum diye bir şey beklemek mümkün değil. Hani o zaman çok cüzi miktarda proje vardı, firma vardı ama talep çok fazlaydı. Bugünkünden fazla mıydı? Değil. Bugünkünden çok çok aşağılardaydı ancak mal fazla yoktu ortada. Şimdi fabrika ayarlarına normal bir düzene girildi. Hiçbir üründe siz eğer ürettiğiniz mal talepten azsa kara borsadan kurtulamazsınız. Bir miktar üretimin fazla olması lazım. Bizim de şu günlerde yaşadığımız budur. Hani bir miktar mal üretiliyor, konut üretiliyor, proje üretiliyor. Bunların lokasyon olarak en iyisi, proje olarak en iyisi, fiyatlama olarak doğru fiyatlandırılan ve arkasında firma olarak marka bilinirliği olan firmaların
durduğu projeler talep görüyor. Bunlar da en ufak bir satış sıkıntısı yok. Ama diğerleri tabii mücadele edecekler. Onlar da o konuma gelecekler. Zaman zaman bu balon var mı yok mu dediğimiz vakit bizim teknik yapı projelerinde hiçbir projemiz bittiğinde elimizde bir stok kalmıyor. Bu da bir balon olsa şayet biz de o balonu görürdük diyoruz. Biz onu görmüyoruz. Ancak torunlarımın elinde var. Onlar da patlatıyorlar balonları. Dolayısıyla bizim sektöre bakış açımız son derece olumlu. Hiçbir zaman sektörden biz ümidimizi ve keyfimizi kesmedik. Daha iyi günler önümüzde. Sektör daha iyi noktalara gelecek. Bu tabii bu buraya gelirken bunu hep beraber yaptık. Yani biz bir takım şeyleri ürettik. Sizin bunları haber yaptınız. Bu haberler yayıldı. Tabii tenkitler geldi. Övgüler geldi. Bugünkü noktaya geldik. Eğer bugün inşaat sektörü yurdumuzda en büyük istihdamı yaratan sektörse hepimizin bunda bir payı var. Bugün istihdamı arttırmak için bir kampanya şeklinde arzu, istek var. Ama burada da biz diyoruz ki geçen yılın 1.330.000 olan konut satış rakamı önümüzdeki yıl 1.5 milyonları bulacak. Ha, bu da demektir ki istihdamda bir %10'luk bir artış olacak demektir. Bizim de sadece bu Fikirtepe'deki Uplife Kadıköy projemizde istihdama büyük katkısı olacak bir proje. Zaten yıl içinde diğer projelerimiz de hayat bulacak. Bu yılın ilk lansmanını yaptığımız proje oluyor. Benim özetle hani bir giriş olarak söyleyebileceklerim bunlar. Umut Bey projeyle ilgili daha matematiksel verileri ve diğer konuları söyler. Teşekkür ederim. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hoş geldiniz. İlk öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Kentsel dönüşüm hamlesinin ilk pilot bölgesi, uygulama bölgesi olan Fikirtepe'de ilk proje ruhsatı alan firma, ilk kat irtifakı kuran ve ilk kat irtifakla kurulmuş dairenin satışını yapan ve geçtiğimiz Aralık ayının da ortalarında ilk proje teslimini yapan firma olmanın gururunu duyuyoruz. Şimdi yatırımcısına en çok kazandıran hap efsanesi geri dönüyorduk. Satışları rekor kıran, yatırımcısına çok kazandıran, mimari çizgileriyle, adından büyük övgüyle söz ettiren hap projeleri Fikirtepe'de Uplife Kadıköy'de yeniden hayat buluyor. Fikirtepe'nin en yüksek noktasında, hatta en tepe noktasında lokasyon olarak ve Fikirtepe planları yapılırken, bu 5-6 yıllık periyodun en başında Fikirtepe planları yapılırken Barcelona'nın Ramblas Caddesi'nden esinlenerek bölgenin Bağdat Caddesi'ni aratmayacak en önemli prestij caddesinin tam merkezinde. Ve bu en önemli merkezi, yani Fikirtepe'nin kalbini E5 üstündeki metro istasyonlarına taşıyacak olan tramvay ve finikler hattının hemen yanı başında yer alıyor projemiz. Ayrıca Kadıköy, Uplife Kadıköy projemiz Marmara Ray, Deniz Yolu ve Birinci Köprü ulaşıma yakınlığına da dikkat çekiyor. Daha öncelerinde yani hepimizin Nazım Bey'in söylemlerinden hatırladığımız, hatta geçen toplantıda da bayağı bir konusu geçtiydi. Birinci Köprü ilk yapıldığında 74 yılında Anadolu Yakası'nın özellikle Bağdat Caddesi ve Kadıköy bölgesinin emlak değerlerini ikiye üçe katladığını hep Nazım Bey'in söylemlerinden duymuştuk. Burada da bizim inancımız özellikle bu Avrasya Tüneli'nin açılmasıyla birlikte Fikirtepe bölgesinin değer artışının kaçınılmaz olacağı. Ayrıca şuna da değinmek istiyoruz. Bölge tamamlandığında ulaşım ve lokasyon olarak Ataşehir Finans Merkezi'nden daha değerli bir hale geleceğine inanıyoruz. Buna bir örnekleme yapmak gerekirse, şu an Batı Ataşehir'de gayrimenkul fiyatları metrekare bazında baktığımızda 8 ila 11 bin lira arasında değişiyor.
Ki buranın altyapısı tamamen yapılmış, yolları yapılmış, yani hiçbir eksiği yok, yaşayan bir bölge. Fikirtepe'ye geldiğimizde daha çok eksiği var ama başladı, altyapı yollar yapılmaya başladı. Yani bu teslimlerle beraber Mayıs, yazın ilk başı gibi özellikle Yumurtacı Abdi Caddesi'nin faaliyete gireceği, yani bölgenin yavaş yavaş oluşacağı bir yerde, şu anki projelerin lansman fiyatları, satış fiyatları ve kampanyalar olduğu halde metrekare fiyatları 7.000 ile 8.500 lira arasında geziyor. Yani şu andan gözüküyor ki aslında Ataşehir'i Fikirtepe fiyat olarak yakalamış durumda. Yani burası yaşamaya başladığında bunun geçeceği çok aşikar bir şekilde gözüküyor. Şimdi projemizle ilgili Uplife Kadıköy projesi yaklaşık 16.000 metrekare bir arsa üzerinde. Dediğimiz gibi Fikirtepe'nin en üst lokasyon olarak en merkezi yerinde. 3 tanesi 23 katlı, 1 tanesi 24 katlı, 4 tane bloktan oluşuyor. 830 adet lüks rezidans ve 20 adet ticari bölüm var projemizde. Bunların 526 adeti 1+1, 261 adeti 2+1, 3 adeti 3+1'den oluşuyor. Bu rezidans daireler yönetim planında ofis ve home office olarak kullanılmak üzere hazırlanmış ve buna cevap verecek bir şekilde tasarlandı. Şimdi projenin en önemli özelliğinden bir tanesi 5 kat kapalı otopark olması. Burada yaklaşık 1000 araçlık kapalı otopark var. Yani bunu bir A+ bir iş merkezi plasayla kıyasladığımız zaman çok fazla rastlanan bir özellik olarak olmuyor. Yani 5 kat kapalı otoparkımız var. Bütün araç yoğunluğunu, park etmiş araç yoğunluğunu yerin altına alıyoruz. Gerçi bu Fikirtepe bölgesi için de genelinde böyle. Yani birçok proje orada minimum 3 kat kapalı otopark yapıyor. Yani bölge bitmiş olduğunda park etmiş araçlardan arındırılmış bir yer halinde olacak. Daire metrekareleri 57 metrekare ile 130 metrekare arasında değişiyor. Projenin teslim tarihi olarak da 2019 Aralık olarak tespit ettik. Rakamsal değer olarak bakmak gerekirse projenin satış büyüklüğü yaklaşık 1 milyar lira civarında. Tabii burada kampanyalarımız, 240 ay kampanyasımız, diğer projelerimizde olduğu gibi, Eva Deniz ve Tuzla projelerimizde olduğu gibi, Fikirtepe Uplife Kadıköy projesinde de 240 ay vademiz olacak. Ve tabii en önemlisi bu projede 100 ay 0 faiz uygulamamıza da devam edeceğiz. Fiyatlarla ilgili bilgi, Cüneyt Bey'e bırakıyorum sözü. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yine heyecanlıyız tabii. Fikirtepe'nin en tepesinde bir projeye başlıyoruz, Uplife Kadıköy. Gururla tamamladığımız Concord projemizin satışları da neredeyse bitti zaten. Kesimlerinde de Aralık ayında başlamıştık. Oraya bir imzamızı atmış olduk böylece. Şimdi üçüncü parselimiz olarak Uplife Kadıköy'den bahsedecek olursak, burada 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerimiz var. 1+1'lerde 484 bin liradan başlayacak fiyatlar. 2+1'lerde 733 bin, 3+1'lerde de 1.153.000 liradan başlayan fiyatlarımız olacak. Bu fiyatlarımız %5 lansman indirimli fiyatlar, size bahsettiğim. Lansman dönemi boyunca yaklaşık bir ay süreyle her müşterimize %5'lik bir indirim yapmış olacağız. Bu dönemi böyle de geçirmek istiyoruz. Yani yaptığımız kampanyaların üzerine bir de %5 indirim sağlayacağız herkese. Tabii peşin indirimlerimiz de mevcut. Bunun yanında 100 ay 0 faiz kampanyamıza burada devam ediyoruz. Bu çok önemli. Lansmanı yapılan bir projede bunu sağlamak çok önemliydi. Buna çalıştık. Onun dışında yine 120 ayda Güçlü Türkiye için Birlik Vakti kampanyasında
belirlenen 0.45 oranımızı uygulayacağız. Yine 240 ayda da 0.79 oranlarımızı uygulamış olacağız. Bölgeye baktığımız zaman, fiyatlara baktığımız zaman çok elverişli olduğunu düşünüyoruz. Yatırım için çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Zaten gelen talepler projemizin ön açıklamasını yaptığımız dönemden bugüne aldığımız form sayısı, çağrı merkezimize gelen arama sayısı oldukça yüksek. Ve bu dönemi de çok iyi geçireceğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Sağ olun. Proje ile ilgili özel başlamamış mı? Yok, sorulara başlayalım. Sen Selim abi. Sayın olsun, Şunu soracağım ben. Ön talepten bahsettiniz. Sondan başlayayım. Ne kadar bir ön talep aldınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de fiyatlar neredeyse Ataşehir'i yakaladı dediniz. Burada rakamlar 484 bin liradan başlıyor. Ne kadar bir kazanç öngörüyorsunuz teslim tarihine kadar? Toplam hak sahibi sayısı kaç projede? Bir de son sorum, istihdamdan bahsettiniz. Teknik yapı olarak ne kadar istihdam sağlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak 2500 civarında bir talep aldık. Burası için. Bunlar telefon aramaları saymıyor. Sadece form olarak geliyoruz. Yaklaşık 2500 adet. Tabii burada fiyat kısmında şöyle bakmak lazım. Bu bölgenin İstanbul'un diğer bölgelerine baktığınız zaman ne kadar lokasyonunun iyi olduğunu düşündüğünüzde bu bölge yaklaşık 3-5 sene içerisinde tamamıyla altyapının da tamamlandıktan sonra Avrasya Tüneli'nin, Marmara'yı bir taraftan işte Birinci Köprü'nün hemen yanında bu bütün hepsine beraber baktığımızda biz buranın uzun vadede %100'lerin üzerinde prim yapacağını düşünüyoruz. Bu hiç abartı olmaz. Bunu hep beraber yaşayarak göreceğiz zaten. Hem bölgeyi kazanacak hem bölgenin içinde de bizler projelerimizle bir adım da öne çıkacağız. Şimdi fiyat olarak zaten projede metrekaresi en düşük. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 9000 lira gibi bir ortalama metrekare fiyatımız var. Tabii bu kampanya, lansman indirimi bunların hepsini koyduğumuz zaman yani bu yaklaşık lansman dönemi için işte 1,5 ay süresince yaklaşık 7500 lira gibi bir rakam oluyor metrekare fiyatı ki bu projenin ilk çıkışı. Mesela buna bizim Concord İstanbul'dan örnek vermek gerekirse, Concord İstanbul tabii bitti, teslimleri de yapıldı. Ayrıca onun avantajı E5'in yanında olması. Fikirtepe bölgesiyle biraz daha dışında alakasız yumurta cevabı bittiği zaman tamamıyla birebir yolu altyapısı olmuş olacak. Bu projemizde ilk çıkışımızda metrekare fiyatı biz 5500 liralardan çıktıydı. Şu an Concord İstanbul'da zaten kaç tanemiz? 10-15 tanemiz ya kaldı ya kalmadı. En son satış rakamımızda metrekaresi 9.800-10.000 lira arasında Concord İstanbul'da. Yani dolayısıyla bölge oturduğunda, yollar yapılıp bittiğinde yani buranın rahatlıkla 12.000-13.000 liraların, yani bugün rakamıyla konuşuyorum tabii, 12.000-13.000 liranın üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Yani göstergeler de bunu gösteriyor. İşte, prim yapma noktasında hepimizin zaten merakı bu. Yani Türk insanı olarak gayrimenkulü seviyoruz. Niye seviyoruz? İşte garanti, tapu kaybolmaz. Hakikaten en iyi kayıtlar, en doğru kayıtlar tapu kayıtlarıdır. Şimdi değer artmasında tabii canı gönülden istiyoruz. Yani ilk mukayesemizde dövizle, dolarla, altınla oluyor. Geçen toplantıda Umut Bey bu istatistikleri verdiydi. Teknik yapının yaptığı bütün projeler dolara göre, altına göre çok daha üzerinde prim yapmış projeler. Şimdi bazı bölgeler var ki o bölgeler daha şanslı oluyor.
Yani bunlardan işte biri Tuzla'daki Evora İstanbul. Çıkış fiyatı 1600 liralar civarındaydı. Şimdi zannediyorum 4500-5000 liralar buldu. Şimdi gene hep eskiye gidiyorum. Eskiye gittiğimde de şu, yani bu toplu büyük konut projeleri 2004'te başladı. Ataşehir projesi başladığında biz oraya ölçü şeydi, Bağdat Caddesi civarı. Şimdi Bağdat Caddesi civarında yeterli bir konut yoktu. Yani müşteri bekliyor, mal yok ortada. Şimdi biz o projeyi çıkarttığımızda da Bağdat Caddesi değil, Erenköy değil, işte E5'in üzerinde ne olur fiyat? İşte 1000 liraya satar mıyız diye projeye oturduğumuzda 1000 liradan bakıyorduk. Satışa çıktığımızda zannediyorum 1300 lira civarındaydı. Ve Bağdat Caddesi'ni aşağı çekti. Yani büyük bir oraya talep geldi ve Bağdat Caddesi'ndeki fiyatları balans etti. Şimdi o gün bir deprem gerçeği vardı. Toplu büyük projeler yoktu. Münferitti. Yani insanlar buna, böyle projelere özlem duyuyordu. Şimdi Fikirtepe'nin özelliği bambaşka. Şimdi Fikirtepe, altını çiziyorum, belki hani hepiniz görmüşsünüzdür bölgeyi. Aranızda gitmeyen var mı bilmiyorum ama hani bir kere de Tufan Bey organize etsin, Fikirtepe'de sizleri ağırlayalım. Şimdi ben Fikirtepe'de benim balık avlarken, kuş avlarken çocukluğum geçti. Böyle muhtemel bir yer ki siz oradaki yeşil çimlerin üzerinden denizi görüyorsunuz. Böyle bir bölge. Şimdi bu bölgenin bitmiş halini gözünüzün önüne getirmedikten sonra, eskiyi de bilmedikten sonra buranın ne olacağını kestirmeniz mümkün değil. Şimdi ben hem eskileri bildiğim için hem de hani yılların verdiği tecrübeden hani gittiğimiz yerde bitmişi de gözümde görüyorum. Hani bazen filmler vardır böyle hayal görür. Şimdi ben hayal görmüyorum. Olacağı görüyorum ve yapıyoruz. Bu Tuzla'da da oldu, Ataşehir'de de oldu. Fikirtepe'de ben şunun altını çiziyorum. Fikirtepe yepyeni bir Kadıköy. Yani yarın öbür gün eğer Fikirtepe ile ilgili yani burayı ayrı bir ilçe yapalım, ayrı bir bölge yapalım gibi bir fikir ortaya çıkarsa bundan da şaşırmayın. Çünkü bu bölge çok özellikli bir bölge olacak. Gerek ulaşımı, gerek altyapısı, gerek binaların yepyeni konsept projeler olması. Bütün bu verileri koyduğumuz vakit bizimki bugünkü rakamlar komik kalacak. Yani bugün olması gereken eğer şayet altyapıları olsaydı, yollarda sorun olmasaydı, 5 senedir hak sahipleriyle müteahhitlerin arasında uzlaşı bu sağlanması 5 sene geçirmeseydi, bugünkü rakamlar 10.000 civarındaydı. Bugün 10.000'leri zor bulması, ki 9.500 civarında gidiyoruz, bu sebep budur. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz, bu sorunlar zaten çözüldü. Yani kar topu artık tepeye çıktı. Aşağı doğru süratle yuvarlanınca top büyüyecek ve biz bu yılın sonunda prim oranının artış oranlarına baktığımız vakit Ataşehir'i çok çok sollamış olacak ve Bağdat Caddesi'ni, şimdi Bağdat Caddesi'nde fiyatlarla ilgili bir şey var. Yapılan ürünlerin büyüklüğünden mütevellit var. Yani yoksa Bağdat Caddesi'nde hala 150 metrekarenin üzerinde daire talebi çok fazla. Göreceksiniz Bağdat Caddesi ile yarışır bir pozisyona gelecek. Ataşehir değil. Fikirtepe'nin yarıştığı yani rakibi Bağdat Caddesi'dir. Hem ticari olarak hem oturma olarak. İstihdamla ilgili bir de şey var. Tabii şimdi güncel moda yani istihdam ne kadar olur? Şimdi bizim istihdam şirket olarak istihdamdaki artışımız projelerimizle direkt ilintili. Yani eğer yeni projemiz varsa muhakkak ki daha projeye başlarken yani mimari ofislerin çalışması, işte ARGE çalışması, şunlar bunlar hepsi neticede istihdam yaratan unsurlar. Proje başladığında fiziken arazide başlıyor ve bizim yarattığımız istihdamla biliyorsunuz sektör olarak en kalifiye olmayandan kalifiye olana kadar gidiyor. Teknik yapıda ortalama yani bu yıllarda değişebiliyor, yıl ortalamaları değiştiriyor. 3000 civarında sigortalı çalışan var. Tabii bunun taşeron ve yanlarını koyduğunuz takdirde bu çok daha genişliyor.
Bizim şimdi başlayacağımız projelerle, ki başladığımız bir proje şimdi bu, UpLife Kadıköy, 300 civarında bir istihdama artı getiriyor. Bu da demek ki bir %10'u biz bugünden temin etmiş oluyoruz. Bu başlangıcında yani bizim yıl ortalamalarında ortalamasında 600 ortalama 600-700 kişi çalışıyor. Evet. Yani bizim demek ki normaldeki rüzgar istihdamımıza biz %20'ler gibi rahatlık bir katkıda bulunacağız. Bizde de yani teknik yapıda çalışan arkadaşlar hangi mevkide olursa olsun yani bu işçisinden en üstteki mevkiye kadar yani teknik yapıya girip de bir 15 gün geçiriyorsa artık nüfusa geçmiştir. Yani orada kalıyor. Biz çünkü hep beraberiz, hep beraber çalışıyoruz. Yani arkadaşlarımızın hiçbir zaman boş kalmasını arzu etmiyoruz. Yani her şey karla ölçülmüyor bizde. Yani bu sene mesela dedik, biz geçtiğimiz sene için kar yılı değil, ar yılı dedik. Ondan sonra biz zaten yıllar boyunca karı bir tarafa bıraktık. Hep bir arada olmanın mutluluğunu daha değerli buluyoruz. Onu yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Maaş artır. Şimdi bu projenin yatırımları 1 milyar bendir. Konkordun birinci ve ikinci etapında dikkate aldığımızda yanlış bilmiyorsam bölgede 2 adada çalışıyoruz. Toplamda 5 adadaydı. Ne kadarlık bir yatırım değeri çıkartmış olacaksınız Fikirtepe'de bu projeler tamamlandığında? Tamam. Evet. Tamam mı? Yani bir tanesi 1 ise 5 tanesi 5 diye deriz basit bir hesapla ama tabii bu büyüklüğüne göre değişiyor. 4 gibi bir rakam söyleyebiliriz. Bu da diğer adaların da tarihimiz, hani yapamayan varsa biz üstlenebiliriz demiştiniz. Şimdi onu ben tam metnini tam söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Şimdi Fikirtepe'nin bütün adalarının yapılması lazım. Yani çürük diş gibi iki tane üç tane kalması hepimize zarar. Yani burada iyi niyetimizi ve buradaki bakış açımızı altını çizebilmek için %25'i geçmeyen yani %25'in altında imzada kalan adalara hepsine biz talibiz. Ve arkasından da ilave ettim, bizim gibi Fikirtepe'de 3-5 firma daha var ki onlar da talip, yeter ki Fikirtepe bu şekilde altın kalmasın dedim. Ondan sonra tabii bir sürü talip. Ama baktığımız şey şu, yani biz şimdi gelen yaşını söylediğinde bir de nüfus kağıdını soruyoruz. Yani bizim %25 diyen kişiye diyoruz ki şu %75'in imzalarıyla, takdidatlarını bize getir de biz bunu %25'te kaldığınızı anlayalım diyoruz. Çünkü eğer burada belli bir oranı geçmişlerse burada pişmiş aşağı su katmanın alemi yok. Biz %75 bize imza altına alınmış bir taleple gelindiği takdirde sözümüzü tekrarlıyoruz. Şimdi kampanyada dikkatimi çeken bir artı sayısının 526 adet olması. Burada hedef kitleniz nedir Fikirtepe'de bir artı için bu kadar yüksek bir sayı var burada. Bir diğer kampanyalar aslan için çok güzellendi. Burada bir kampanyada sınırlı bir satış mı yapacaksınız? Daireler tam adetleri belli mi? Bu ne kadar bir satış olacak? Bir de küçük bir sorum da hak sahibi oranları nedir? Teşekkür ederim. Şimdi bu 830'un içindeki bir artı birin yoğunluğunu sordu. Şimdi 830 sayısı projenin tamamı. Bizim 830'un içine yaklaşık 380 gibi falan teknik yapının dairesi, diğerleri hak sahibi. Şimdi adada da malum birçok hak sahibi olduğu için yani bu daireleri paylaştırabilmemizden dolayı bunları 1+1 gibi olması oldu. Dolayısıyla bu 1+1 sayısının da çoğunluğunu şu şekilde, yani başında da söyleyeyim ki burayı ofis, home office kullanımına uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Yani daha ziyade bir oturumun yanında A+ bir ticari bina gibi kullanılmaya mümkün. Zaten lokasyonun
tam Prestij Caddesi'nin orada olmasından dolayı önünden tramvay hattının geçmesi, metroya taşınan tramvay hattının, yani buranın daha ticari ağırlıklı olacağını tahmin ediyoruz. Sayıları ona göre dengeler. Şimdi tabii yani belirli bir, yani projenin hepsini satışa çıkartmadık. Tam adetsel olarak da onu şu an %30'u gibi falan değil mi projenin? Yani ilk başta, ilk 1,5 ay için sunacağımız bir projedeki bizim satışta olan dairelerimizin %30'u gibi bir rakamı. Ama bizim her projede yaptığımız gibi bir %15'e satıldıktan sonra hemen üstüne bir fiyat yenilemesi, ayarlaması yapıyoruz. Dolayısıyla yani burada bir %10-15'lik bayağı geçtiğinde mutlaka fiyatlarda bir değişiklik, artış yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. İktidar ve Komi Yasin Bektaş. Geçen hafta içerisinde Başbakan Bakan ve Bakan'ın Fikirtepe teşvikleri oldu. Temel hatta yıkım töreni oldu. Bunun Fikirtepe nasıl bir yeme kazanacağını düşünüyorsunuz. Bir ikincisi, Fikirtepe'de yapılamayan bazı adalarda İlbank Kiktaş ortaklığı üzerinden bazı projelerin devamı söz konusu. Bu noktada teknik yapı olarak siz de Kiktaş'la beraber hareket etmeyi düşünüyor musunuz? Yani iş yapma noktasında ya da genel olarak bütün firmaların tabelalarında Kiktaş logosunun olması noktasında bir görüş var. Bu noktada ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Tabii soru çok derin manalı Yasin'cim. Şimdi diğer arkadaşlarla net bir şekilde cevap vermem lazım ki yanlış bir algıya sebep olmayalım. Biraz evvel oran nedir diye sorduydunuz. 45-55. Yani 45 müteahhit, 55 arsa sahibi. Biz Fikirtepe'ye girdiğimiz tarihte itibaren oranı biz böyle deklar ettik. Şimdi Fikirtepe'deki durum şu. Fikirtepe'de 61 tane yapı adası var. 36 tanesi bugün devam ediyor. İşte isyanını alma aşamasında teslim. Diğerlerinde 5-6 tanesi ruhsatı hazırlama döneminde 3 tanesini Kiktaş'la beraber bitiriyorlar. Bir protokol yaptılar. Bu ayın sonuna doğru onlar başlarlar. Diğerlerinde de sorunlu olanlarda bakanlığın talebi şu. Diyor ki eğer bir adada birkaç müteahhit varsa bu müteahhitler bir araya gelsinler, bir ortak girişim olarak bu işi beraber yapsınlar. Olmadığı takdirde birinin deyine feragat etsinler. Olmadığı takdirde %35'i, 36'yı geçen hak sahibi olup diğerleri çekilsin. Şimdi müteahhitler açısından böyle. Arsa sahipleri açısından da şimdi tabii burada afet yasasından bir mukavemet var. Yani her bölgede bu var. Bunlarla da ilgili çok radikal kararlarla bakanlık bu işin çözülmesini istiyor. Yani Fikirtepe'nin artık bir kişinin, bir hak sahibinin veya bir müteahhitin kaprisinden veya yetersizliğinden dolayı kalmasını istemiyor. Şimdi öteki taraftan yani Kiktaş'ın, İlbank'ın burada rol alması ancak sıkıntıda olan, çözülemeyen, devletin el atması gereken projelerde, yani başlamış, devam etmiş proje yarım örneği var. Firma ismi söylemeye lüzum yok. Hiçbir firma o projeyi tamamlamak için hevesli olamaz, giremez. Veya bir firma daha başlamamış, daha ortada hiçbir şey yokken metrekareler satmış. Bir takım haksa. Bunu da özel sektörde hiçbir firma bununla giremez. Dolayısıyla bu tip kandıran olmuşlara giriyor. Yoksa ben bütün projelere gireyim diye bir hevesi yok. O zaman bu tekelleşme olur. Biz özel sektör olarak ülkemizde üretilen unutun %90'ını üretiyoruz. Yani bu manzara Fikirtepe'de farklı değil. Gene özel sektör yapıyor. Bugün için 3 tane adada Kiktaş var. Ha belki bu 5 olur ama daha fazla olmaz. Yani gene burada özel sektör götürecek. Zaten şimdi hak sahipleri de bu net tavırları gördükten sonra değişti. Herkes belli bir uzlaşı içine girmeye başladı. Hani birkaç tanesine ben şahitim. Yani anlamsız bir sürtüşmeyi
makul olun, bir masanın etrafında toplanın, aksi takdirde yani buna bakanlık yoluyla çözüm gelecek. Siz oturun anlaşın telkinleriyle, onlar da el sıkıştı, konu bitti. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Daha sonra istiyorum. Bu şey, bu Kiptaş İlvan, bu protokolüyle yapılan projelerde, diğer özel sektörün yaptığı projeler arasında haksız bir rekabet oluşabilir mi sizce? Bu şekilde bir kaydı var herhalde ama. Valla şimdi serbest piyasa ekonomisi her yerde geçerli. Bugün için zaten yani Kiptaş'ın projeleri var. Emlak konutu var, TOKİ'nin var. Bizler de proje yapıyoruz. Herkes satıyor. Onlar da netice itibariyle piyasa şartlarında satacak. Yani dolayısıyla bugün serbest piyasa şartlarında her şey mübah. Yani iyi mal yapacaksın, iyi fiyatlandıracaksın, arkasında duracaksın. Bugün haksa şeyde veli nimetimiz olan müşteri de tercihini orada gösterecek. Teşekkür ederim. Geçen geldiğiniz... Olur, gene bir şey mi olur? Düştü. Bayağı bir düştü. Geçen geldiğinizde sıcaklık perdesi çıkmıştı. Bayağı böyle ateş almıştı biliyorsunuz. Alev alev veriyor. Şimdi bayağı bir düştü. Yani Cumhurbaşkanımız da söylemişti yere yakalacaklar diye. Siz konut geliştiricisi olarak dolar almak isteyenlere, onlara ne mesaj vermek istersiniz? Bunu merak ediyorum. Bir iki soru var. Hemen ben tamam. Bir cevap vereyim. Şimdi biz millet olarak kumarbaz bir millet değiliz. Evet. Biz tapuyu severiz. Tapuyu alırız, yastığımızın altına koyarız. Tapuyu aldığımız ilk günde böyle bir şey koyarız radyonun üzerine. Dolayısıyla dolar ayrı bir iş. Dolar bugün iner, çıkar, gider. Şimdi bizim sektörle de yani dövizin ilintisini müteahhit defalar söylüyorum. Şimdi bugün bir yer aldığınızda bunun metrekare fiyatına 100 lira desek, bunun arsa girdisi minimum İstanbul şartlarında minimum %50 ile